Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim sizə qıtanlar ekranımızda olsun. Filippin tutqun qılınğan Xitaylarının öldürülgənliyini elan qıldı. Bir ay ilgari Filippinning Manilada tutqun qılınğan 4 Xitay puxrasının allaburun öldürülgənliyi elan qılındı. Filippin taratqolarının xəbər qilishicha 28 noyabr Filippin saxçı dairələri muxbirlərini kutib olish yığınında tutqun qılınğan 6 Xitay içidiki ikkisining ölgənliyinin cəzimləşdirilgənliyini, başqa 2 Xitayning jasdi tepilganligini, amma saxçılarning yanılı DNA tekshirish natijasini saqlayotganligini bildirgan. 30 noyabr Xitayning Filippinda turishliq bosh elchixonasi xizmatchilari Nando xabar kanalining muxbiriga o'zlarining 4 Xitay fuqarosining o'ldirilganligi haqidagi uchurga erishganligini aytgan. 30-oktyabr saharida Filippin Manilaning janubidagi bir oliy dachi mahallasida 6 Xitay fuqarosi va 3 Filippin fuqarosini o'z ichiga olgan 9 kishining tutqun qilinganligi va vaqadan keyin 3 Filippin fuqarosining tutqun qilinuvchilar tomonidan Kalavan bozorida quyib berilganligi, ammo 6 Xitay fuqarosining izdiriki bo'lmaganligi xabar qilingan edi. Orqadilla 3 noyabr Xitayning Filippindagi bosh elchixonasining bayonotchisi har bir Xitay fuqarosining bexatarligiga ko'ngil bo'ladiganligini, bu diloga intayin ahamiyat berayotganligini bildirgan edi. Xitay zavodlarining ko'lami tarayishga boshladi. Eng yeni sanliq ma'lumotlarga asoslanganda, Xitay zavodlarining ko'lami ig'ir darajada tarayishga boshlagan. Fransiya xalqaro radiosining 30 noyabr xabar qilishicha, Xitay statistika idorasining sanliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, rasmiy sotib olish direktorlari ko'rsatkichi PMI oktyabrdagi 49.5 dan noyabrga kelganda 49.4 ga tushib qolgan bo'lib, iqtisodshunoslarning mo'lcharidan tuvan bo'lgan. Sanliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, yangi zakaz tarmoq ko'rsatkichi uda 2 oy ozlagan bo'lib, yangi eksport zakaz tarmoq ko'rsatkichi uda 9 oy tuvalligan. Kishini andishiga soladigan yana bir ahvolda kang mulozamat tarmoqlari 12 oy ichida tunji qitim kichikligan. Mulozamat va qurilishni o'z ichiga olgan yasimichilik PMI ko'rsatkichi oldingi oydagi 50.6 dan noyabr oyiga kelganda 50.2 ga tushib qolgan. Bundan boshqa Xitoydagi uy mulk bozori krizisining cho'nqurlashishi, yerlik hukumatlarning qarz xavfi, yer shari iqtisodining eshishi va geopolitikalik jiddiylikning ta'sirida Xitoy iqtisodining bu yil yuqumdan keyin asliga kelishini cheklagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy oktyabr oyida yil oxirigacha 1 trillion yuan, ya'ni 138 milliard 700 million dollar egilik huquqliq zayum tarqitish planini e'lon qilgan bo'lib, 2023 yillik xomchod qizil raqamni asldagi 3% dan 3.8% ga o'stirgan. Xitoy rejimi Henry Kissingerning o'limiga qattiq qayg'urdi. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministrlaridan biri, talashtirishlik Nobel tinchlik mukofoti sohibi, Xitoy-Amerika munosabatining barpochisi Henry Kissinger 100 yoshida Amerikada o'ldi. 1973 yili 9 oydan 1977 yili 1 oygacha Jumhuriyatlar partiyasi prezidenti Richard Nixon davrida Amerika tashqi ishlar ministri, 1969 yildan 1975 yilgacha bo'lgan oraliqda davlat bexatarlik ishlari maslahatchisi bo'lgan va yer shari xarakterlik nurg'un voqealarda rol o'ynagan, Xitoy-Amerika munosabatining qurg'uchi dohisi deb qaralgan, Amerika-Xitoy munosabati eng suyuq vaqtlardimi hech qanday rasmiy vazifasi bo'lmay turib, Xitoy rahbarlari bilan bevosita ko'rishib kelgan, shundoqla urush jinoyatchisi deb musibatlangan Henry Kissinger 100 yoshida Amerikaning Connecticutdagi uyida o'ldi. Kissinger uzun yillar ilgari rasmiy vazifasidan ayrilgan bo'lishiga qaramay, dunyo siyosat sahnasida izchil holda da'dalashliq bayonotlarini berishni to'xtatmagan edi. Shundoqla Amerika-Xitoy munosabati yiriklashgan va Xitoy rahbarlari Amerika prezidenti bilan ko'rishishga shart qo'yib turayotgan bir mazgilda 2023 yili iyulda tuyuqsizlik Xitoy rejimi raisi Xi Jinping bilan Beijingda ko'rishib, g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Henry Kissinger 29 noyabr 100 yoshida o'lgandan keyin Xitoyning rasmiy axborot vositalari bas-basda motam e'lon qilib, Xitoy xalqi uning Xitoy-Amerika munosabatini ilgari surishdagi tarixiy to'kpisini hargiz unutib qolmaydi deb suhbatlashdi.
Kissinger'nin resmi torbetimi Taziya namesinde Xitay kelimesini onunla çıkartım tilga aldı. Henry Kissinger 1923 yılı 5. ayının 27. günü Germaniyanın Bavariya Furt şehirde bir Yahudi ailesi tuğulgan bulup Nazistlerinin ziyankeşlikten kutuluşu için 1938 yılı ailesikler bilen New York'a göçüşke mecbur bolgan. O 1940 yılı Manhattan'daki George Washington otur mektibini pütürgendiyken New York şehirlik üniversitede buğaltırlık kesip de okuğan. 1943 yılı 6. ayının 19. günü 20 yaşı vaxtıda Amerika puhrası bolgan Kissinger 2. Dünya Urushi mezgilede Amerika armiyesi vazife ödegen. Herbi hizmetini tamamlagandiyken Amerika Avrupa Komandallık Merkezi'de okutukçı bulup işleyen. Amerika'ya kayıtıp gelgendiyken Harvard Üniversitesi'de okuş mükafat buluğu erişip, Xalqara münasibet kesipide okuğan ve 1952 yılı okuşunu tamamlap, 1954 yılı siyaset belleri boyunca doktorluk ünvanına erişken. 1954 yılından 1969 yılgıcı bulgan aralıkta hem hükümette Xalqara münasibetler merkezde işleyen, hem de Harvard Üniversitesi'de okutukçı bulgan. O 1952 yılından 1969 yılgıca Harvard Üniversitesi'nin Xalqaralık Muhakime Müdürü bolgan. 1961 yılından 1968 yılgıca bolgan aralıkta Amerika Prezidentleri John Kennedy ve Lyndon Johnson'nın alahidi mesleğçisi bolgan. Keyin Prezident bolgan Richard Nixon onu devlet bihaterlik mesleğçisi kılıp tayinlegen. Şundaqla sabık Prezident George Bush 11. sentyabrdaki hücumnun sebebini tekşürüş hayetinin başlıklığı mı Henry Kissinger'ni tayinlegen. Henry Kissinger yine Kamboçya'ya taşlanan ve 500 mingdan artık adamın ölüşüge sebep bolgan çaçma bombaları sebeplik bir ömür tank nişanı bulup kelgen. Kissinger yine 1969 yılından 1976 yılgıcı bolgan aralıkta milyonluğun kişinin ölüşünü keltürüp çıkırış, Vietnam uruşunu uzartış ve tokunuşunu Kamboçya'ya kengaytişti muhim rol oynaş, Kamboçya, Şarkı Timur ve Bengal'daki irki kırgınçılıklarına yol açış, Canubi Afrika'da içki uruş keltürüp çıkırış, Latin Amerika'daki siyasi özgürüşlerini kollaş katarlıklar bilen uruş cinayetçisi deb ayıplengen buluşuğa karamay, 1973 yılı Norveçya Nobel Komiteti Kissinger ve Şimali Vietnam rehberi Le Duc Tony 1973 yılı Vietnam'da uruş tohtuş doğrusu söhbetleşkenliği için Nobel Tınıçlık mükafatına layık görgen. Ama Kissinger'nin 1969 yılı Nixon'nın Kamboçya'nı bombardıman kılışını kollığan buluşuğa karmay berilgen bu mükafat Nobel tarihideki en talaştartış kozduğun mükafatlarının birine aylanğan. Ve Nobel Komitetinin iki azası bu karar sebeplik istifa bergen. Ondan başka Kissinger, Xitay Komünist rejimi bilen Amerika'nın münasibetini yaxşılaştaki halkılık şahs bulup, Xitay'nın iqtisadi cihetinin qayt götürüşü de muhim rol oynayan. Uruş cinayetçisi deb atalgan Henry Kissinger'ga münasibetlik bazı işler tövendikçe. Kamboçya'daki bombardıman, 500 bin adam kaza kılgan. Şarkı Timur'nun tacavuzluğu yardım kılış, 200 bin adam kaza kılgan. Çili hükümetini ağdırıp taşlaş, Amerika kollugan Pinochet diktatörü. Bengal kırgıncılığı 3 milyon adam kaza kılgan. Argentina'daki uruş 30 000 adam kaza kılgan, 30 000 adam yokap ketken. Laos'nı bombardıman kılış 200 000 adam kaza kılgan. Vietnam uruşu 2 milyon 530 000 adam kaza kılgan. Xitay 3. avyamatkısının sınıqını başlığalıqını elan kıldı. Xitay Müdafiye Ministerliğinin ahbarat bayanatçısı Xitay'nın Fujian namlıq 3. avyamatkısının portu toxtu sınıqını başlığalıqını elan kıldı. Xitay Jiangxi ülkelik torunun 30 noyabr xabar qilishcha shu kuni tushdinkin Xitay Müdafiye Ministerliğinde o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilgan Müdafiye Ministerliğinin axborot bayonotchisi Wu Qian Xitay'nın 3-chi avyamatkisi Fujian'ning navbatda bog'lab to'xtatish sinovini qilayotganligini keyin plan bo'yicha qurilish turini puxta qadam bilan olg'a surganligini bildirgan. Fransiya Xalqaro radiosining bu haqda xabar qilishicha, bultur 6-ayning 17-chi kuni Xitoyning Fujian paroxoti Shanghaydagi Jiangnan paroxot zavodida ishlab chiqarilib bitgandan keyin suvga tushirish marosimi o'tkazgan bo'lib, Xitoy o'tgan yili 9-chi ayda yana Fujian aviamatkisining ilgirlash ahvolini e'lon qilib, plan bo'yicha to'xtatish sinovi qilayotganligini aytgan edi.
Ama bayanatçı Fujian aviyamatkisini Kaysi Denizde sınav kılıdığalıqı haqqıda konkret vaqtını elan kılmağan bolıp, Hong Kong taratqoları 21 noyabr en yeni süni hamra süratleri bilen elan kılgan xabirde elektromagnetlik katapult aviyamatkisi Fujian'nın 19 noyabr porttan vaqtlıq ayrılğalıqı paraxotnın bu yıl tunji qetimliq deniz sınıqı bolıp, bu sınaq kiler yılıqıcı keçiktürülmeydiğalıqını bildirgen idi. Yakınki yıllardan buyan Xitay rejimi yeni yasağan paraxotları ve deniz gücünü köz göz kılıp, koşun devletlerden zimin talep kılmaqta. Yaki atraptiki deniz tevalike de özünün ilgilik hukuku barlıqını tihamu köp davran salmaqta. Ve bu sebeplik rayondaki devletler bilen bolgan münasibeti barğancı yirikleşmekte. Xitay saxta hesabat arqılıq alaqı vasıtalarını kontrol kılışkı küçümekte. Facebook ve Instagram qatarlıq ijtimai uçur vasıtlarının baş şirketi Meta agahlandırış uçuru tarqıtıp, Xitay rejiminin ijtimai alaqı vasıtlarının təsirini kontrol qilish ve başka devletlerini Xitay Kompartiyasiga qayil qilish məqsədində saxta hesabat işiltişini tezlətkənligini bildirdi. Amerika vazının xəbərində bildirilishicha Facebook ve Instagram'ın baş şirketi Meta 30 noyabr agahlandırış dokulatı elan qilib, Xitay rejiminin ijtimai alaqı vasıtlarını işiltip, başka devletlerdeki kişilerge təsir körüstüvatqanlıqını, hatta cemaat fikrini kontrol qılğanlıqını, bu xil hareket arqılıq Xitayının Rusya ve İrandan qalsıla xalqaralıq təsir küçünü bazarğı selivatqan 3-cü çoğ mənbəge aylanğanlıqını elan qılğan. Meta'nın dokulatıda eytilişçe, Meta bu yıl Xitay'nın 5 saxta hesabat torunu əmeldin kaldırgan bulup, Xitay bu yıl dünyadaki en köp saxta hesabatı əmeldin kaldırılgan devletke aylanğan. Meta dokulatı diyene, gerçi Xitay'nın yakınki yıllarda bütün küçü bilen saxta hesabat arqılıq özünün təsirini təşviq kılışkı urungan bosumu, ama neticinin körünürlük bolmağalıqını təkidligen. Meta'nın bildirişçe, pekat bir saxta hesab torudula 4800'ge yakın saxta hesabat bar bulup, bu hesabatlarda saxta resim, saxta isim ve orun işildip, adetteki Amerikalıqlarga oxşaydıgan hesabat korup, karşı siyasi mezmurlarını tarqıtıdigen. Xitay'nın bu saxta uçurlarını kileriyle Amerika'da ötküzüldü perizintlik saylamadan ilgiri Amerika'nı parçalaş üçün kılgallıqı eniq iken. Meta şirketinin yerşari tehdidi bölümünün akbarat mesulü Ben Nimmo'nun eğitişçe, Xitay'nın bu xil saxta hesabatlarının tehdidi 2020 yıldaki seliştirganda zor derecede eşip kişilerinin dikkatini tihamı qozgan. İsrailiya Gazze'ye qaytı hücum kılışkı başladı. İsrailiya armiyesi Gazze'de bir hafta devamlaşkan insanperverlik noktasının vaqtlıq uruş toxtuşunun ahırlaşkanlıqını ve hücumlarının qaytıdan başlanğanlıqını elan kıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, İsrailiya bilen Hamas otursu tüzülgen kilişim ramkisida 24 noyabr etigenden başlap icra kılınğan insanperverlik noktasının vaqtlıq uruş toxtuş 1 dekabr etigen ahırlaştı. İsrailiya armiyesinin yazma bayanatı da Hamas'nın insanperverlik noktasının vaqtlıq uruş toxtuşkı xilaplıq kılgallıqı ilgiri sürüldü. Ve İsrailiya armiyesi Gazze'de Hamas'a karşı harbi hareketlerine qaytadan başıldı deyildi. Gazze İçki İşler Ministerliği bayanat elan kılıp, insanperverlik noktasının vaqtlıq uruş toxtuşunun ahırlaşışı bilen İsrailiya ayruplarlarının Gazze asmanlarda uçuşku başlığalıqını bildirdi. Bayanatta İsrailiya armiyesinin Gazze'nin şimalını oq tutqanlıqı eskertildi. Şunaqla İsrailiya Başministerlik işxanası mı Hamas'ını ayıplab bayanat elan kıldı. Bayanatta Hamas'ın tərəflər otursudaki kilişim boyunca İsrailiyalik ayal əsirlərini quyup bermegallikini ve İsrailiyagi raketa atqanlıqı ilgiri sürüldü. Bayanatta Başminister Netanyahu'nun bu haqta etqan tövendiki sözlerge orun acırtildi. Uruşunu qaytadan başlap, İsrailiya hükümetinin uruş maksadiga əməl qılıdığanlığını təkidləyimiz. Məqsəd İsrailiyalik əsirlərini quyub bərgüzüş, Hamasını yoxutuş və Gazze'nin qaytadan İsrailiyaga təhdid payda qılmaslıqını kapaletki iyi qilish. İsrailiya armiyesi Gazze'nin mərkizidiki Əl-Mağazi müsafirlər lagiridiki bir öyünü bombardıman qıldı. Hücumda bir kişi hayatından ayrıldı, 4 kişi yaralandı. Gazze'nin cənubidiki Refah şəhərinin mərkizidiki bir öyünün bombardımanıdı bolsa, 4 kişi hayatından ayrıldı, nurgun kişi yaralandı. Gazze şəhərinin qərbi şimalidiki Ən-Nasir və Rantisi doktorxanları ətrafında İsrailiya əskərləri bilən Palestinlik qruplar otursada toqunuş yüz verdi. Türkiyə bir qatar şəxs və orundan Türkiyədiki mal mülkünü tonglatdı. Bölgünçü terrorluk təşkilatı PKK, KCK bilen çetişlik 62 kişi ve 20 orundan Türkiye'deki mal mülkü tonglatıldı. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Ministerliği tayarlıgan mal mülklerini tonglatış kararı resmi gazette elan kılınıp yolu koyuldu.
Bununla asasen terörizmni mablag bilen ta'minlashning oldini olish qonunida ko'rsatilgan terrorning moliya manbasiga aloqador jinoyatlar kategoriyasidagi qilmishlarni sodir qilganligi dalillangan terrorlik tashkiloti PKK KJK'ga chetishliq 62 kishining Turkiyadagi mol-mulklari to'g'nitildi. Bunodan boshqa Avstriya, Belgiya, Angliya, Daniya, Fransiya, Shvetsiya, Shveysariya, Yaponiya, Italiya, Norvegiya, Iroq, Suriya, Germaniya va Avstraliyadagi 20 o'rinning Turkiyadagi mol-mulklarini to'g'nitish qaror qilindi. Hurmatli ko'rmadirmiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ayrik programimizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.